Değerli basın mensupları, dün Irak'ın kuzeyinde Pençe Şimşek Harekat bölgesinde bölücü teröristlerin ateşiyle Mehmetçiğimiz Ömer Faruk Erdem'i şehit verdik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve silah arkadaşlarına sabır, milletimize başsağlığı diliyoruz. Bugün Sakarya Meydan Muharebesi'nin zaferle neticelenmesinin 100. yılı. Viyana kapılarından Ankara kapılarına kadar süren 238 yıllık geri çekiliş bu büyük zaferle artık son bulmuştur. Sakarya Zaferi'nin 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan kılmak için canlarını ortaya koyan tüm kahramanlarımızı bir kere daha saygıyla, minnetle, rahmetle anıyoruz. Değerli basın mensupları, Merkez Yönetim Kurulu toplantımız sürüyor. Kurulumuzun gündeminde milletin cebini, tenceresini boşaltan hayat pahalılığı, işten çıkarma yasağının sonlanmasıyla vahameti daha da artan işsizlik tsunamisi, devletin kurumlarını çürüten yönetim anlayışı, kokusu arşı kaplayan artık yolsuzluklar, İdlib başta olmak üzere yakın bölgemizde artan jeostratejik riskler. Bu riskler karşısında savrulan dış politikamız ve tüm bu sorunları aşmak için yapılması gerekenler vardı. Eylül ayı ailelerimiz için dert ayıdır. Okulların açılmasıyla beraber kıyafet, kırtasiye harcamaları ailelerin belini büker. Evlatları üniversite kazanan veya üniversitede okuyan ailelerimizin yurt sorunları, kira dertleri artar. Bir de üstünde, bir de üstüne mutfaktaki yangının harareti binerse geçim derdi artık dayanılmaz olur. Bu yıl faiz kira artışları milletimizi bezdirdi. Partimize şikayet telefonları yağıyor. Veriler de bunu doğruluyor. Kiralık ve satılık konut ilanlarının verildiği bildik bir internet sitesinin hazırladığı endekse göre son bir yılda kiralar İstanbul'da yüzde 51. Ankara'da 32, İzmir'de 31, Adana ve Antalya'da yüzde 50, Mersin'de 64, Kayseri'de 54, Konya'da 34 artmış. Özellikle büyük şehirlerimizdeki bu kira artışları resmi enflasyon rakamını katlıyor. Pandemiyi borçla açmak için verilen krediler konut piyasasında büyük bir balona neden oldu. Bu da kiralara yansıyor. Avrupa'da konut fiyatları en hızlı artan ülke Türkiye. Devlet yurtlarına başvuru tarihi dün akşam sonlandı. Üniversitelerin açılması bir hafta ertelenmişti, gelecek hafta açılıyor. Şimdi bu yurtlara başvurudaki gecikme aileler ve öğrenciler için ciddi bir belirsizlik yarattı. Özel yurt kiralarındaki artışlar ev kiralarını solladı. E peki bu kiralarla bu yurt masraflarıyla millet çocuğunu nasıl okutacak? E diğer taraftan konut fiyatlarının gelmiş olduğu bu noktayla bu noktada gençlerimiz nasıl yuva kuracak? Ülkeyi 20 yıldır yöneten Erdoğan şahsım hükümetinin buna bir çözümü var mı? Ne gezer? Onların gözünü rant bürümüş. Ülkenin tüm kaynaklarını son 20 yılda betona gömdüler. Erdoğan hala yandaş müteahhitleriyle Talan İstanbul projesinin peşine takılmış, rant devşirme peşinde. İstanbul'u yabancılara peşkeş çekmek için vatandaşlık promosyonlu, promosyonlu betonlaşma katar katar sürüyor. Bu arada inşaat sektöründe yandaş olmayan müteahhitler tıkandık artık diye feryat ediyor. İnşaat maliyetleri aldı başını gitti. Son bir yılda inşaat demiri yüzde yetmiş beş. Hazır beton yüzde 97 zam gördü. Bu tüm bu zamların arkasında hükümetin iş bilmezliği, tedbirsizliği, pandemi sonrasında yaşananlara seyirci kalması var. En son çimentodaki olağanüstü zamlar müteahhitleri harç bitti, yapı paydos dedirtti. Müteahhitler 9 Eylül'den 24 Eylül'e kadar iş bırakma eylemi başlattı. Böyle bir durumla ilk kez karşılaşıyoruz. Erdoğan şahsım hükümeti beceriksizliğin, kifayetsizliğin tarihini yazıyor. Sadece kira ve konut fiyatlarında değil, mutfaklarda da yangın büyük. Her şeyin bol olduğu yaz aylarındayız. Ama meyve sebze fiyatlarına etiket yetiştirilemiyor. Ağustos ayında geçen yıla göre salatalık yüzde 128, kabak yüzde 87, şeftali yüzde 81, taze fasulye yüzde 68, tavuk eti yüzde 64, ayçiçek yağı yüzde 61, margarin yüzde 54 zam görmüş. Millet ayçiçek yağını biraz daha ucuza almak için o market senin, bu market benim dolaşıyor. Pazar tezgahlarının, market raflarının yanına yaklaşmak mümkün değil. Artık millet kışlık konservesini bile yapamaz hale geldi. Hükümet Milletin yazını kışa çevirdi. Görünen o ki mutfaklardaki yangın kışımızı da kara kışa çevirecek. Allah milletimizin yardımcısı olsun. Değerli basın mensupları, artık Erdoğan metal yorgunu söyleyecek sözü de gidecek yolu da tükendi. Sözü ve yolu tüketenler eski vaatlerine kulp takıp yeniden milletin önüne getiriyorlar. Ama ne diyorlar? Dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurutulmaz. Erdoğan'ın 11 yıl önce milletimize milli gelirimizi 2 trilyon dolara, kişi başına geliri 25 bin dolara çıkarmayı vaat ettiğini milletimiz hatırlıyor. Bunun sonunda da Türkiye dünyada ilk ekon 10 ekonomi arasına girecekti. Yine Erdoğan milletimize ihracatımızı 500 milyar dolara çıkaracağız, işsizlik oranını da %5'e düşüreceğiz diye söz verdi. Şimdi bu sözlerin hepsi yalan oldu. Bakın bunu ben söylemiyorum. Erdoğan'ın altına imza attığı şu resmi döküman söylüyor. Bu döküman Erdoğan şahsı hükümetlerinin bize koca bir 10 yılı kaybettirdiğini ortaya koyuyor. Orta vadeli program bu. Milli gelir, ihracat ve kişi başına gelir hedefleri yarıya düşmüş işsizlik hedefi ise ikiye katlanmış. Demokratik bir ülkede millete verdiği sözü tutmayan bir yönetici o koltuğu bir dakika dahi işgal edemez, istifa eder. Çeker evine gider. Peki sözünü tutmayan Erdoğan ne yapar? Milletin önünde gözyaşı döker. Kumpas der, dış güçler der, sabotaj der, mağdura yatar. Erdoğan bu defada bizi yanıltmadı. Önce Kahramanmaraş'ta çıktı. 2023 hedeflerine ulaşmadan son nefesimizi vermeyiz dedi. Ardından kendi sesinden okunan, okuduğu şiire meftun oldu, gözyaşları dökmeye başladı. Ertesi günde 2023 hedeflerine maruz kalınan tüm sabotajlara rağmen adım adım yaklaşıyoruz diye verdi. Güler misiniz, ağlar mısınız? Bakın biz buradan Erdoğan'a asıl sabotajın ne olduğunu bir söyleyiverelim. Bu ülkenin başına gelmiş geçmiş en büyük sabotaj sizin şahsım hükümetinizdir. Sizin şahsım ucube vesayet rejiminizdir. 2013'ten bu yana kral olmak için memlekette kural bırakmadınız. Herkesi kucaklayan bir cumhurbaşkanı olmayı tercih etmediniz. Partinizin başında taraflı cumhurbaşkanı olmayı istediniz. Milleti bölüp parçaladınız. Ortağınızla beraber memleketin bereketini kaçırdınız. Memleketin neşesini, geleceğini beraberce çaldınız. Milleti canından bezdirdiniz. Şimdi akıttığınız timsah gözyaşlarıyla milletin sel olan gözyaşlarını örtüp saklayamazsınız. Sabotajı başka yerlerde aramayacaksınız. Sabotajın digalasını siz yaptınız. Şimdi Erdoğan çıkmış enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki faiz fiyat artışlarının önüne geçmeyi önüne geçmekten bahsediyor. Geçmiş olsun. Merkez Bankası'nın itibarını kibrinle yerle bir edeceksin. Milletin 128 milyar dolarını koltuk sevdana meze edeceksin. Çiftçiyi gümrük sopasıyla tarlasına yaklaşamaz hale getireceksin. Sonra da enflasyondan, faiz fiyatlardan şikayet edeceksin. Allah aşkına 20 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor? Siz kimi kime şikayet ediyorsunuz? Mutfaklardaki yangın polisiye tedbirlerle düşmez. Bunu daha önce damadınızla beraber denediniz. Soğan depolarına baskınlar yaptınız. Soğan üreticisini terörist ilan ettiniz. Fiyat etiketlerini göstermelik olarak denetlediniz. TÜİK anketörleri gelmeden hemen önce marketlere, marketlerin sahiplerine telefon açıp etiket fiyatlarını düşürttünüz. Enflasyon rakamlarını makyajlayarak enflasyonda düşer sandınız. Bu olmayınca, bu yetmeyince de milleti kış gününde tanzim satış kuyruklarına soktunuz. Bir de sıkılmadan bu kuyruklara varlık kuyruğu dediniz. Sonuç, sonuç ne oldu? Koskoca bir sıfır. İşte sabotajın daniskası budur. Son 20 yıldır bu ülkeyi Erdoğan hükümetleri yönetiyor. Çiftçinin tarlasından milletin sofrasına uzanan tedarik zincirini kısaltacak, ulaştırma masraflarını düşürecek hangi tedbir aldılar? Ama bir şey yaptılar. Yandaş müteahhitlerini daha da zengin etmek için sebze meyve taşıyan kamyonları, tırları 3. köprüye yönlendirdiler. Buradan aldıkları fahiş geçiş ücretleriyle Yandaşların cebini doldurdular. Bunun da faturasını mutfaktaki tencereye yüklediler. Üretim değil, rant dediler. Gıda güvenliğini arttıran, iklim değişikliğini dikkate alan güvenilir bir tarım stratejisi oluşturamadılar. Konya Ovası ve GAP projelerinde sulama kanallarını tamamlamadılar. Onun yerine Talan İstanbul projesinin kanalına para bulmaya kalktılar. Buradan bir defa daha tekrarlayalım. Talan İstanbul projesine para yatıranlar, bunun yapımını üstlenenler bizim iktidarımızda ağır bir faturayla karşılaşırlar. 20 yılda bizim çiftçilerimizi değil, elin çiftçisini abat ettiler. Kanunen hak ettiği desteği çiftçimize vermediler. Çiftçimizi tarlasına küstürdüler. İthalatta sıfır gümrük silahıyla çiftçilerimizi sırtından vurdular. TÜİK'in rakamları ortada. 2003'ten bugüne 120 milyar 419 milyon dolar tutarında tarım ithalatı yapmışlar. Kendi çiftçisine kanunen taahhüt ettiğin, kendi çiftçine kanunen taahhüt ettiğin parayı ödeme ama elin çiftçisine milyarlarca dolar ver. En son buğday, çavdar, arpa, yulaf, mısır, nohut, mercimek gibi ürünlerde Gümrük vergisini yıl sonuna kadar sıfırladılar. Gübre, ilaç, yem, tohum, mazot fiyatlarının tarlayı yakıp yıkmasını seyredeceksin. Ondan sonra da sıfır gümrükle ithalatın önünü açacaksın. Çiftçinin mahsulünü para etmez hale getireceksin. Çiftçi şunu söylüyor. "Hayvanımı zaten besleyemiyorum ama artık kendimi de besleyemiyorum." diye feryat ediyor. Şimdi milli gelir 2023 hedeflerinin yarısına bile ulaşamayınca sabotaj yapıldı diyorlar. Sabotaj mı arıyorsunuz? İşte çiftçimize reva gördükleriniz üretime yapılan en büyük sabotajdır. Şimdi bu sabotajın failleri enflasyonu fiyat istikrarı komitesine havale etmişler. Bakın arkadaşlar, şunu açıkça ifade edeyim, bürokrasi de kuraldır bir işin olmamasını istiyorsanız komisyona havale edin derler. Bu ülkede fiyat istikrarını sağlamakla görevli kurum Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'dır. 1211 sayılı kanunun dördüncü maddesi Merkez Bankası'na bu görevi vermektedir. Ve bu maddede banka fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı para politikası araçlarını doğrudan kendi belirler der. Peki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bunu yapabiliyor mu? Hayır. Bunu yapması mümkün değil. Peki her zaman olduğu gibi Erdoğan burada da yine kendi bildiğini okuyor. Merkez Bankasına talimatı veriyor. Para politikasının da doğrudan Erdoğan belirlemiş oluyor. Erdoğan şahsım rejiminde işler bu şekilde gidiyor. Bu ucube şahsın vesayet sisteminde her şeyin sorumlusu tek bir kişi. Ve o tek kişi de devletteki diğer kurumlarla beraber Merkez Bankası'nın itibarını yerle bir ediyor. Son üç yılda dört Merkez Bankası Başkanı değişti. Meşhur sözdür. Almanların tamamı belki Tanrı'ya inanmaz ama hepsi Bundesbank'a inanır. Bir Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede en önemli sermayesi itibarıdır. Bankaya duyulan güvendir. Ama Erdoğan bunu umursamıyor. Merkez Bankası'na müdahale etmeye devam ediyor. Son başkan da korku içinde enflasyonun üzerinde önce enflasyon üzerinde faiz uygulamayı tayin etti. Şimdi enflasyon politika faizini açınca, aşınca çareyi enflasyonu bırakıp çekirdeğini takip etmekte buldu. Bu açıkçası oyun devam ederken kural değiştirmektir. Milletin de dünyanın da gözünde bu yapılan güveni bitirir. Güven duyulmayan bir merkez bankası, itibarı olmayan bir merkez bankası da milletin satın alma gücüne yapılan en büyük sabotajdır. Değerli basın mensupları. Erdoğan ve damadı bir olup milletin 128 milyar dolarını koltuklarında kalmak uğruna buharlaştırdılar. Bu paralar ne oldu diye millet adına sorduğumuzda da gıkları çıkmadı. Astığımız afişleri toplatmaya, partililerimizi tutuklamaya kalktılar. Şimdi Uluslararası Para Fonu tüm dünya ülkelerinin olduğu gibi bunlara da 6 milyar 300 milyon dolar hibet. Ah Erdoğan'ın dili çözülüverdi daha düne kadar uluslararası para fonuna etmediği laf bırakmıyordu. Şimdi IMF'nin himmetiyle caka satmaya başladı. Ama milletten gerçekleri gizlemekten de bir türlü vazgeçmedi. Bir bakkal, ben sadece veresiye defterimdeki alacaklardan, kasamdaki paradan sorumluyum. Mal aldığım tedarikçilere verdiğim borç senetleri beni ilgilendirmez bankalardan aldığım krediler, yan komşundan aldığım borçlar beni hiç alakadar etmez diyebilir mi? Elbette diyemez. Ama Erdoğan tam da bunu yapıyor. Merkez Bankası'nın döviz varlıkları, brüt döviz rezervleri benim diyor, sahipleniyor. Merkez Bankası'nın bunun karşılığındaki döviz borçlarını alınan emanet dövizleri milletin sırtına bırakıveriyor. Şimdi milletimizin dikkatine üç ayrı grafik arz edeceğim. Bunların hepsinin kaynağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. İlk grafik. Bu Merkez Bankası tarafından IMF standartlarına göre hazırlanan uluslararası rezervler ve döviz likiditesi tablosundan üretildi. Bu tablo Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervlerinden vadesi bir yıldan daha az olan döviz kredileri, döviz borçları, swap anlaşmalarıyla alınan emanet dövizleri ve diğer döv koşullu döviz borçları düşüldüğünde kasada ne var onu gösteriyor. 3 Eylül 2021 itibariyle IMF'den alınan son 6,36 milyar 300 milyon dolarlık destek de dahil burada düşülmüyor döviz kasasında 21 milyar dolar Açık var açık. Yani kısa vadeli yükümlülüklerimizi karşılayamıyoruz. Bir diğer grafik. Bu grafik de Merkez Bankası'nın haftalık vaziyetinden derlenen verileri esas alıyor. Bankanın döviz varlıklarıyla döviz yükümlülüklerini karşılaştırıyor. Kasadaki 119 milyar dolarlık brüt döviz rezervinden bankacılık sistemine olan döviz borcunu IMF'den alınan özel çekme hakları tahsisatlarını ve swap'lardan oluşan döviz yükümlülüklerini düştüğünüzde bu defa kasadaki açık 40 milyar dolar oluyor. Piyasaların takip ettiği gösterge de bu. Son olarak Merkez Bankası'nın günlük analitik bilançosundan da net rezervleri hesaplayabiliyoruz. Buna göre Merkez Bankası'nın brüt, brüt döviz varlığından yurt dışına, kamuya, bankalara olan döviz borcunu ve swapları çıkarırsak döviz kasasındaki açık 51 milyar doları buluyor. Yani neresinden bakarsanız bakın Merkez Bankası kasasındaki döviz ve altınlar döviz borcunu karşılamaya yetmiyor. Döviz kasası sağdan da saysanız, soldan da saysanız açık veriyor. Erdoğan bunu gizliyor. Neden? Çünkü ülke ekonomisine yapılan sabotajın şahı budur. Bunun baş sorumlusu kim? Milletin 128 milyar dolarını buharlaştıran Erdoğan ve damadı. Bugün ülkemiz benzer ekonomilerden olumsuz ayrışıyorsa en ufak bir küresel rüzgar ülkemizde fırtınalar koparıyorsa sebebi budur. Çünkü takdimat yok. Erdoğan şahsım rejiminde işsizlik tsunami oldu. Millete eziyor. İşten çıkarma yasaklarının Temmuz'da sonlanmasıyla beraber işsizlik yeniden vites yükseltti. Temmuz'da gerçek işsizlerimizin sayısı 522 bin kişi arttı. 8 milyon 421 bin oldu. Oysa bundan 3 yıl önce Erdoğan şahsım rejimi işbaşı yaptığında işsizlerin sayısı beş buçuk milyon civarındaydı. 3 yılda iki milyon sekiz bin yurttaşımız işsizler ordusuna eklendi. İşte bu sabotajın tam da dik alasıdır. İşten çıkarma yasağının sonlanmasından en çok sanayi sektörümüzün etkilendiği anlaşılıyor. Sanayide 287 bin işçimiz Temmuz'da işinden olmuş. İnşaat sektöründe de 60 bin emekçimiz işten ayrılmış. Bugün Temmuz ayı sanayi üretim verileri açıklandı. Bir önceki aya göre üretim yüzde 4,2 daralmış. Sanayi üretimi Temmuz'da hız kesmiş. Tutarlı güven veren bir ekonomik program uygulanmadığı için eğitim sistemiyle iş gücü piyasasının ihtiyaçları buluşturulamadığı için işsizliği kalıcı bir şekilde düşüremiyoruz. Milletin çalışacağı işler çoğalamıyor. 20 yılda eğitimi milli olmaktan çıkardılar. Eğitimi kendi ideolojilerine meze yaptılar. İşte bu sabotajların en büyüğüdür. Sabotaj arıyorsanız sabotaj burada. Değerli basın mensupları. alı balık kılçığıdır, yutulmaz. Kim yutarsa boğazına takılır, kalır. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 8 yıldır boğazımda bir düğüm var. Ne içersen bunu yutamıyorum, içime sindiremiyorum diyor. Eski bakan boğazındaki bu düğümün çözülmesi için tarafsız bir savcı istiyor. Yüce Divan'dan korkmuyorum diyerek aklanmak için Yüce Divan'da yargılanmayı talep ediyor. Allah aşkına bu insan daha ne desin? Ama ne savcılar ne de Türkiye Büyük Millet Meclisi bu eski bakanın sesini duymuyor. AK Parti grubunun gıkı çıkmıyor. Anlaşılan işin ucu Zülfiyar'a dokunur diye korkuyorlar. Bakanlığına dezenfektan satan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın aile şirketi hakkında yeni iddialar var. Dezenfektanlara ruhsat dışı kimyasal karıştırma mı dersiniz? Nitelikli dolandırıcılık dolandırıcılık iddiaları mı dersiniz? Her şey var. E diğer taraftan SGK'da büyük bir vurgun ortaya çıktı. 1 milyar lirayı bulduğu söyleniyor. İçişleri Bakanının kuzenine ait şirketinde bu vurgunda rol aldığı iddia ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda üst düzey çok sayıda kamu görevlisi görevinden alındı. Bunlardan biri de bu soruşturmayı açmak için Kurumun bünyesindeki müfettişleri görevlendiren Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Vekili. Şimdi i̇şte bu başkan vekilini neden görevden aldınız? Soruşturmayı açtı diye mi? Yoksa soruşturmaya müdahale etmek mi istiyorsunuz? Bu yolsuzluk soruşturmasını milletvekili arkadaşlarımız yakın takibi aldılar. Sosyal Güvenlik Kurumu yolsuzluk skandalıyla çalkalanırken, bakan yakınlarının faiz fiyatlarla bu kuruma mal sattığı iddia edilirken Dürüst, namuslu çalışan medikal şirketlerimiz perişan. Yıllardır devletten alacaklarını tahsil edemiyorlar. Medikal şirketleri de eyleme hazırlanıyor. Devlet milletine borç takar mı? Takmaz. Ama Erdoğan şahsım hükümeti yandaş müteahhitler dışında kimseyi umursamıyor. Son olarak değerli basın mensupları birkaç hafta önce İdlib'deki hassas duruma milletimizin dikkatini çekmiştik. Ne yazık ki gelişmeler bizim kaygılarımızı haklı çıkardı. Üç askerimiz İdlib'de düzenlenen hain bir saldırıda şehit düştü. Yine yaralanan askerlerimiz var. Bu saldırıyı kim gerçekleştirdi? Suriye rejim güçleri mi? Yoksa İdlib'deki IŞİD ve El-Kaide bağlantılı bir takım radikal örgütler mi? Bu konuda nedense doğru düzgün bir açıklama yapılmıyor. İdlib yeniden ısınıyor. Önce Milli Savunma Bakanı Akar Ruslara sorumluluklarını hatırlatıyor. Ardından Rus, Rus Dışişleri Bakanı çıkıyor. İdlib'de Suriyeli muhalifler ile teröristleri ayırma çalışmaları hedeflenenden çok uzakta diyor. İdlib'de ne yaşanıyor? Buradaki insanların ve burada olduğu bilinen bir takım radikal teröristlerin Türkiye'ye akması bizim için tam bir kabus olur. Diğer taraftan İdlib ısınırken Dışişleri Bakanı Amerika Birleşik Devletleri'ne çiçek atıyor. Pahalı olmasına rağmen patriot alabiliriz diyor. Sonra da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar çıkıyor. ABD Ortadoğu'da bulunacaksa bizimle işbirliği yapmalı. ABD, ABD gibi hareket etsin diyor. ABD, ABD gibi hareket etmiyorsa patriotları pahalı olmasına rağmen neden alıyoruz? Bir yapacağınız artık karar verin. Ne söyleyeceğinize bir karar verin. Yani dış politikadaki akılsızlıkların, beceriksizliklerin bedenini milletimiz canıyla ve cüzdanıyla ödüyor. Dış politikanın merkezine milli menfaatlerimizi koymazsanız, şahsi menfaatleri korsanız fatura hep böyle millete çıkar. Bu arada birkaç ay önce Erdoğan'ın Rabia selamından vazgeçeceğini bu kürsüden ifade etmiştim. Haklı çıktık. Kahramanmaraş'ta Rabia gitmekle kalmadı, yemin de vatansız kaldı. Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ne para için el uzatınca artık dil uzatmaz oldu. Dış politikadaki bu savrulma milli menfaatlerimize sabotaj değildir de nedir? Erdoğan ülkemizin tüm taşıyıcı kolonlarına yapılan sabotajların baş failidir. Bu sabotajları bitirmek, pahalılığı, yoksulluğu, işsizliği, ey, eyyamcı dış politikayı hayatlarımızdan çıkarabilmek için Erdoğan şahsım rejimini ve çamur ittifakını ilk sandıkta göndermek şarttır. Milletimiz bu ülkeye kimin sabotaj yaptığını, kimlerin kendisini hayatından bezdirdiğini, gerçek sabotajcıların kim olduğunu gördü. Milletimiz bunların notunu verdi. Artık sıtkım sıyrıldı diyor. Sandığı dört gözle bekliyor. Sandık önüne geldiğinde de bu kibir abidesini rahat rahat şiir okuyup ağlasın diye evine, yandaşlarını da dizinin dibine gönderecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. <laughs> Efendim benim iki sorum olacak. Onlardan ilki AK Parti eski milletvekili Resul Tosun'un bir önerisi oldu. Laikliğin anayasadan çıkarılmasına ilişkin. Buna dair yorumunuz ne olur? Bir de İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'den bir açıklama geldi. Gerçi iki genel başkandan da ittifakta sorun olmadığına dair açıklamalar gelmişti ama Bahadır Erdem gönlümüzdeki ada Meral Akşener'dir dedi. Kısa bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Resul Bey tecrübeli bir siyasetçidir aynı zamanda. Anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmez olduğunu, değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceğini bilir. Ama anlaşılan kendisine bir görev verilmiş. Şu anda milletin gerçek gündemini karartmak üzere başlatılan spekülasyonda ona da bir rol biçilmiş. Şunu açıkça ifade edeyim. Bu milletin gerçek gündemi bu tartışılan konular değildir. Bu milletin gerçek gündemi biraz önce anlattığım işsizliktir, pahalıktır, yoksulluktur. Ama maalesef bunun üstünü karartabilmek için biz bu ellerin e, Erdoğan hükümeti elinden gelenle ardına koymamaktadır. Biz bunlara takılmayacağız. E, e, İkinci sorunuza da şunu söyleyeyim. Tabii ki hepimizin gönlünden bir aday geçer. Bu doğaldır. Ama ittifakın genel başkanlarının bu konuya ilişkin açıklamaları ortadadır. Dolayısıyla bunun üzerine söylenecek başka bir şey yoktur. Efendim müsaadenizle bize yönetilen sorular oldu. Şimdi onları aktaracağım. İlk olarak Tele1 tarafından yönlendirilen sorular var. Tele1'in ilk sorusu şöyle. Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden bazı spekülatif olaylar meydana geldiğini söyleyen Erdoğan, bu olaylar beni de ciddi anlamda üzüyor dedi. Erdoğan'ın Ali Erbaş'a verdiği bu desteği siz nasıl yorumlarsınız? Ortada bir spekülasyon varsa bunun sorumlusu bu ülkenin Diyanet İşleri Başkanı'nı piyon gibi sahaya süren Erdoğan'dan başka kimse değildir. Saray milletin gerçek gündemini sabote etmek, dayanılmaz hale gelen hayat pahalılığını, şişen faturaları, işsizliği, yoksulluğu karartmak için spekülasyonun daniskasını yapmaya çalışmaktadır. Hep söylüyorum, sabotaj işte budur. Diyanet İşleri Başkanı'nın rehberi Erdoğan değildir. Kur'an'dır, güzel ağlaktır, yasalardır. Efendim, ee, Tele1 <laughs> TV'nin diğer sorusu da şöyle. İyi Parti'den Cihan Paçacı'nın, CHP lider Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik teklif söylem eleştiriyle Millet İttifakı'yla bir sorun olduğu iddiaları gündeme geldi. Bu gündeme ilişkin görüşleriniz nedir? Bu konuda da Millet İttifakı'na oluşturan partilerin genel başkanları gerekenleri söylemiştir. Bu konuda Millet İttifakı içinde hiçbir sorun yoktur. Efendim ATV tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Selahattin Demirtaş Millet İttifakı'na bizi sadece seçimlerde hatırlamayın çağrısını yaptı. Sizin bu çağrıya yanıtınız olacak mı? E biz Bizim genel başkanımız ve partimiz demokrasi için, hak hukuk ve adalet için Ankara'dan İstanbul'a yürümüştür. Dünyanın en uzun siyasi yürüyüşlerinden birini yapmıştır. Kimin hakkı hukuku yenmişse dün takipçisi olduk. Bugün de takipçisi olmaya devam ediyoruz. Kimsenin hakkını, hukukunu yedirmeyiz. Evet. Efendim, Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen bir soru var. Geçen hafta Çerkez Etem'e iade itibar sözü verildiğine ilişkin haberi yalanladınız. Uluslararası Kafkas Derneği, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yöndeki sözlerinin görüşme kayıtlarında olduğunu belirtti. Kayıtları paylaşacak mısınız? Geçen hafta cevap verdim. Döne döne aynı sorular geliyor. Amaç anlaşılan soru sormak değil. Geçen hafta ne yanıt verdiysem aynı yanıt bu haftada geçerlidir.